Kürtlerin devlet olması zaten çok uzun bir süreç. Yani bugün yarın olacak bir şey değil. Olur mu, olmaz mı onu da zaman gösterecek. Ben şu anda Kürtler devlet olsunlar ve Türkiye'den toprak alsınlar ve kendi coğrafyalarında siyasi iradelerini kullansınlar demiyorum. Ama en azından ilk aşama Kürtlerin orada kendi özelliklerini kullanmaları gerekmektedir. Yani siz diyorsunuz ki güçlü bir Türkiye ile ilişkileri güçlü olan Kürtler olsun. Bütün Kürtlere bütün Türkiye... Bütün Kürtler zaten ileride, Yılmaz Güney'in de söylediği buydu. İleride İran'daki, Irak'taki, Suriye'deki ve Türkiye'deki Kürtler artık özerk mi olurlar, nasıl olurlar bilemiyorum o yapıları şu anda ben analiz edemeyeceğim ama bir güç birliği haline geldikleri takdirde ve Türkiye'de bunun destekçisi olduğu takdirde Türkiye'nin eli çok güçlü. Peki Türklerle Kürtler arasında en büyük birleştirici unsur artık İslam'dır vurgusu var. Bu da bir sınıfsal vurgu değil elbette. Başka bir ideolojik vurgu. Siz ne pahasına olursa olsun bu süreci destekliyor musunuz? Yoksa Yılmaz Güney'in hissettiği ve düşündüğü gibi sınıfsal ve özgürlüklere dayalı bir birlikteliği mi tahlil ediyorsunuz? Tabii ki tahmin. Sınıfsal ve özgürlük. Ama öyle bir gidiş var mı sizce? Öyle bir gidiş mutlaka olacaktır. Olmak zorundadır. Olmazsa yanlış olur. Bugüne kadar gerçekten çok teklifler aldım. Nereden geliyor teklifler? Her yerden geldi. Hatta belediye başkanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanlığı, Adana Belediye Başkanlığı. Bir dakika, söyleyin gelin. AK Parti'den teklif gelse evet der misiniz? Düşünürüm. Kapalı değilsiniz AK Parti'ye. Düşüneceğim. CHP ve izleyeceğim. CHP'den gelse? CHP'ye asla girme. BDP? Efendim? BDP? BDP. Kürt Siyasal Hareketi yani. Düşüneceğim. Düşüneceğim ve izleyeceğim. Ama en yakın Adalet ve Kalkınma Partisi gibi duruyor. Hayır, en yakın falan ama değil. İzleyeceğim. Anladım. Ama olabilir. Biraz daha izleyeceğim ama düşünüyorum artık girmeyi. Peki. Ama bir ipucu vermediniz. BDP... Gerçekten ben de bilmiyorum. İnanır mısınız? Yoksa ben çok dobra bir insanım. Ama CHP'ye kesin katılma. CHP'ye kesinlikle katılma. Çünkü tamam. CHP ne yazık ki kendine düşen görevi, kendi üstlendiği misyonu gerektiği gibi taşıyamadığına inanıyorum.